Evet arkadaşlar, şimdi kafes sistemimizin uygulama örneğine devam edelim. Bu örnekte ilk videomuzda şu şekilde bir kafes sistemini 10.000 Newton'a yükleyip statik olarak çözdürmüştük kafes sistemimizi. Şimdi ikinci adımımız bunu 10.000 Newton'u 0.01 saniye boyunca etkileyeceğiz. Yani dinamik bir analiz yapacağız. Şimdi onu devam edelim. Nasıl yapacağımızı görelim. Şimdi arkadaşlar ürün ağacımıza baktığımız zaman sol tarafta model 1'in altında standart şeklinde statik analizimiz mevcut. Peki bunu nereden kontrol edebilirim? Step adımından baktığım zaman step'i genişletirsem bakın apply load şeklinde statik lineer bir analiz yapmışız. Şimdi bu analizi değiştireceğiz. Onun için şunu yapalım arkadaşlar. Şuradaki modelimizi sağ tuşla kopyalayalım. Kapatıp buna dinamik model ismini veriyorum. Dinamik model ismim alt çizgi olarak çalıştığım ana dosya buraya doğru geldi. Bunu genişletelim ürün ağacını arkadaşlar. Şu şekilde yine karşımıza gelecek ürün ağacında. Burada yapmamız gereken şey step adımına gelip step manager'ı açıp buradaki statik lineer adımını dinamiğe çevirmek arkadaşlar. Bunun için şuradaki replace seçeneğini kullanıyoruz. Böyle bir menü açılıyor karşımıza. Buradan genel sekmeden çözüm adımından dinamik explicit dinamik bir çözücü olan explicit matematik algoritmasını kullanan bir analiz tipi seçeceğiz. Continue diyoruz. Buradan arkadaşlar description'a istediğiniz ismi açıklayıcı olarak yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Buradan time period kısmına biri siliyoruz. 0.01. Bu saniye cinsinden 0.01 saniye yazıyoruz. Bu saniye boyunca analizimizi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdilik onaylıyoruz. Ve gördüğümüz gibi Apply Load isminde Dynamic Explicit NL geometri diye arkadaşlar Non-Linear geometri yani lineer olmayan geometri seçenekleri açık ve 0.01 saniyede analizimizi yapmış olacağız. Şimdi bunu koyduk. Fakat dinamik analizlerde arkadaşlar en basitinden F eşittir MA diye düşünürseniz arkadaşlar A denir arkadaşlar. İvme. İvmenin zamana göre ikinci türev. İvme de arkadaşlar zamana göre bir analiz yapmak. Yanlış söyledim bunu. Şöyle yapalım. F eşittir MA'da arkadaşlar. İvme yer değiştirmenin ikinci türevi. Yer değiştirmenin ikinci türevi F eşittir MA denklemine göre çözülüyor arkadaşlar. Burada dinamik analizde M kütlesi için içine girecek arkadaşlar. Zaman olduğu için M'i kullanacak. Onun için bizim kütle tanımı yapmamız lazım programa. Kütle tanımı için bizim bir geometrimiz var. Onun için malzemeyi arkadaşlar genel kısmından yoğunluk atamalıyız ki hacim belli yoğunluğu girdiğimiz zaman program buradan kütleyi çekebilsin ve denklemde yerine koyup diğer matrisleri çözdürebilsin arkadaşlar. Onun için buraya kütlesel yoğunluğa ne gireceğiz? Hemen hatırlatalım arkadaşlar. Biz bunu çelik olarak almıştık. 7800 kilogram bölü metreküp gireceğiz. Birim sistemimizde bu şekilde biz metre başladığımız için buradaki birimlere gitmeliyiz. Eğer milimetre çalışıyorsanız yoğunluk yerine ton bölü milimetreküp kullanmanız gerekir arkadaşlar. Bu önemli. Bu sonuçların hepsini değiştirir. Onun için biz buraya kilogram bölü metreküp kullandığımız için metre ile çizdiğimiz için 7800 girmek zorundayız. Buraya 7800 giriyoruz. Birim sormuyor. Ve onaylıyoruz. Step adımımızı değiştirdik. Şimdi buradan assembly'ye montaja geliyorum arkadaşlar. Ben şu orta noktanın kısmının zamana göre değişimini görmek istiyorum analiz sonucunda. Bunun için ben bir set oluşturacağım. Abaküs'te set kısımları var. Onu nasıl tanımlıyoruz? İki şekilde tanımlayabiliriz. Yukarıdaki assembly'den modülü açıkken yukarıdan tools seçeneğinden set create diyerek set oluşturabiliriz. Aynı şekilde ürün ağacı assembly açıkken assembly'yi genişletirsek şurada sets kısmı var. Buna da sağ tuş create derseniz aynı pencere açılacaktır. Buradan orta nokta değil. Orta nokta. Geometry node element. Yani node düğüm noktası bazında mı yoksa eleman bazında mı seçmek istiyorsunuz? Geometri bazında. Onu söylüyoruz. Geometri bazında. Continue diyelim. Bana aşağıda prompt araya kısmında select the geometry for set diyor. Yani hangi geometri, nereyi seçmek istiyorum? Şu orta noktayı seçiyorum arkadaşlar ve onaylıyorum. Bakın aşağıdaki mesaj penceremizde ise the set orta nokta has been created.
şeklinde bir uyarı verdi. Yani aynı şekilde ürün ağacına bakarsak setin altı orta nokta olarak genişletildi. Buraya tıklarsanız ekranda da kırmızı olarak gösterecektir nereye seçtiğimizi. Şimdi bir set oluşturdum. Ben bu setin analiz sonucunda deplasmanın değerlerine bağlamak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Step montaj adımını açıyoruz. Buradan arkadaşlar bir fill output request, bir history output request. İki tane seçenek. İkisi burada. Bakın üzerine durursak fill output, history output. Bunun farkını ilk videoda söylemiştim. Belli bir noktadaki yüksek frekanstaki değerleri istiyorsak history output request kullanmamız daha yararlı. Onun için şuradaki yan seçeneğinden menajerden bakın bir tane hazır oluşturulmuş. Biz bunu editleyerek değiştirelim. Bakın çıktığımız zaman burada full model, domain full model yani tüm model için enerjileri hesapla diyor. Biz bunu arkadaşlar şuradan sağ tuşta menüyü, pop-up menüyü açtığınız zaman buradan set seçeneği vardır. Set'i tıklayacağız arkadaşlar. Bakın otomatik orta nokta geldi. Zaten başka setim yok. Orta noktayı seçiyorum. Burada frequency yani sıklık hangi durumda olsun. Her n zaman artımında yani bir zaman artımı bir çözüm artımında bunu job'da görürüz. Bir çözüm artımı bir sonuç yazsın şeklinde bir olarak kalabilir arkadaşlar şu an. Buradan enerjiyi iptal ediyorum. Şuradaki seçenekten. Displacement velocity acceleration'ın içinde genişletiyorum. Displacement'ın içinde UT translation yani U1, U2, U3 alacak. Buradan da manuelde seçebilirim fakat şunu tıkladığım zaman U1, U2, U3 almayacak çünkü iki boyutta bir analiz yapıyoruz. U1 ve U2'yi alacak. Yaptığım şey seti seçip orta noktayı alıp burada herhangi bir oynama yapmadım. Her bir adımda bir sonuç yazsın. UT translation'ı alıyorum ve onaylıyorum. Bakın UT olarak variables yani değişkenler UT olarak değiştirildi. Dismiss diyerek ayrılıyorum. Evet arkadaşlar sistemi değiştirdik. Setimizi oluşturduk. Burayı takip edeceğiz analiz sonucunda. Yoğunluğumuza girdik. Herhangi bir değişikliğimiz kaldı mı? Mesh'e gireceğim arkadaşlar. Şunu yapmamız lazım. Çözüm adımını değiştirdiğimiz için burada bakın Assign Element Type seçeneğini açıyorum. Şöyle bir hatayla karşılaştım. Make Independent from the instance in the model tree. Yani biz part bazında mesh atmıştık. Onun için yukarıdan object'ten assembly ile part'a geçelim. Bir tane part'ımız var frame olarak. Bunu şuradan tıkladığım zaman bakın hata vermeyecektir. Şimdi Select Region to Assign Element Types. Yani hangi bölgenin eleman tipi atamak istiyorsun. Ben tümünü seçiyorum. Kırmızı oluyor. Onaylıyoruz. Bakın Element Types içinde Element Library'den standart değil explicit var. Biz explicit, dynamic explicit çözücüyü seçmiştik. Onun için burayı explicit'e çeviriyorum. Aile olarak da zaten truss açılı. Lineer 2.2 düğümlü truss eleman yani çubuk eleman. Sadece çeki basıya çalışır bunlar. Eğilmeye çalışmazlar. Bakın aşağıdaki eleman tipi T2D2. Buradaki açıklama arkadaşlar T truss olduğu, 2D 2 boyutta olduğu, 2 noktalı olduğunu gösterir. Burada zaten açıklamasını yazmış eleman tipinde. Okey diyoruz ve onaylıyoruz. Yapacağımız başka bir iş kalmadı arkadaşlar. Sonra çözüm adımına geliyoruz. Job'a. Menajerden job'umuzu oluşturalım. İki modelimiz var. Dinamik model için job'u seçiyorum ve job ismini dinamik kafes analiz ediyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. İsmim ya model ismi geldi. Onaylıyorum bir daha. Ve buraya geldi arkadaşlar modelim. Submit seçeneğiyle submitted olarak veriyorum programa ve çözüme başlıyor. Bakın status running oldu. Şunu biraz genişleteyim. Burada submitted yaptı. Input dosyasını oluşturdu. Input dosyasını çözümü açtı. Çözüm paketini çıkardı. Çözümü yaptı ve bitirdi. Zaman ve saniye var. Herhangi bir error yok. Warning de yok. Burada data file arkadaşlar input dosyasını data file'a ulaşabilirsiniz. Şurada kısaca abaküsün kısmından detay bilgileri alıp buradan da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde status file'dan da çözüm için çeşitli en küçük eleman boyutuna odak time increment'lara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Detay bilgilere de ulaşabilirsiniz çözüm olarak. Has been completed. 0.01 saniye. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada total time, CPU time, state time, stable time, increment, kinetik enerji, total enerji şeklinde adımlar var. Bakın incrementlarda step 3, 6, 9 şeklinde artımlar yapıyor arkadaşlar. Bunların detaylarını belki ileride bir şekilde anlatırız size. Bu total time arkadaşlar. Toplam zaman 0.01 saniyeye ulaşacak step time ile beraber. Öyle bir analiz verdik. CPU time bilgisayar zamanı arkadaşlar. Stable time increment en küçük dinamik explicit çözücüde explicit
formülasyonunda en küçük eleman boyutuna odaklı zaman artışlarıdır arkadaşlar. Bunu en küçük eleman boyutuna göre odaklar. Elemanınız ne kadar küçükse çözüm süreniz o kadar uzun olur burada. Burada basit bir analiz yaptığımız için herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bunlar bilgi olarak alabilir. Şimdi Completed Order Results seçeneğinde çözümün görüntülenmesine geçebiliriz. Şimdi frame'imiz geldi. Bakın Output Database'den dinamik kafes analiz şekilde ODB file'ımız, yani Output Database file'ımız geldi. Abaküs'te renklendirme seçeneğini açalım. Bakın Form Mises Stress in Plane Principle, Plane'de yani düzlemdeki Form Mises girilmesini gösteriyor bize. Biz buradan deplasmanı seçelim yukarıdan. Magnitude değil de U2'yi seçelim. Yani Y yönündeki deplasmana bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz dinamik bir analiz yaptık. Onun için biz burada 49 tane increment yaptı arkadaşlar. Bakın step time'ımızı 0.01 saniye. Şimdi biz bunu dinamik olarak görmek istiyoruz. Analizde iki yerden yapabiliriz. Şu sağ üstte arkadaşlar play tuşları vardır. Şunu en başa alırsam bakın step time 0, increment 0. Bir kere oynatırsam step time'ım attı, 3 increment yaptı. Diğerini oynatıyorum. Step time arttırdı, increment arttı. Bakın şeklinde parçamızı oynuyor. Aşağıda ise arkadaşlar deformed variable, yani deforme olmuş değişken. U deformation scale factor 10 yazıyor arkadaşlar. Yani şuradaki deformation scale factor bahsetmiştir. 10 kat büyütülmüş şekilde. Şöyle gördüğümüz gibi zamana göre deplasmanın değişimini buradan tek tek görebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu video olarak nasıl oynatabiliriz? Şurada arkadaşlar bakın şu 3 seçenekte time history, scale factor ve harmonik hareket olarak biz time history açacağız ama animation options'tan şuradan hızını ayarlayabilirsiniz. Orta yerde kalabilir. Apply diyorum. Şöyle tıkladığım zaman bakın otomatik olarak burada applied frame analizini 0.01 saniyeye kadar oynatıyor arkadaşlar. Frame 20 frame olacak. Output database 20 kere sonuç yazdıracak kendimize. Bu şekilde arkadaşlar. Peki istediğimiz orta noktanın deplasmanını nereden alacağız? Grafik olarak burada arkadaşlar XY data var. Bakın data, XY data. Create XY data'dan ODB history output onaylarsanız bakın zaten UT istemiştik, yani translation ötelenmeleri istemiştik. U1 ve U2 var. U2'yi basıp plot derseniz arkadaşlar şöyle dismiss ve şöyle bir grafiğimiz çizilir. Bu orta noktanın arkadaşlar 0'dan 0.01 saniye boyuncaki deplasman değerleridir. Ve grafiği bu şekilde elde edebiliriz. Dinamik analizimizde sonuçları bu şekilde görüntülüyoruz arkadaşlar. Burada grafik options, yani grafik ayarlarını değiştirebilirsiniz. Nasıl? Mesela şu grafik çizgisini kalınlaştırmak istiyorum derseniz şuradan curve options'tan, XY curve options'tan tıklarsanız burada ismi var arkadaşlar. Mesela Y yönündeki Y ekseni deplasman diyebilirsiniz. Ve thickness olarak kalınlığını artırabiliriz. Y ekseni deplasman yazdığınız zaman bakın şuradaki şey değişmiş olacak. Şeklinde stilini değiştirebilirsiniz vesaire. Bu ayarları önümüzdeki videolarda detaylı olarak dayanabiliriz. Eksen ayarlarında üzerine çift tıklayarak buralardan değiştirebilirsiniz. Title, yani başlıklar, milimetre diyebilirsiniz veya metre. Burada metre çalıştık. Metre olacak. Derseniz metre olarak gelecek. Çünkü burada 2x10^-3 metre. Y ekseni deplasman. Aynı şekilde buradaki ayarları değiştirebilirsiniz. Şimdilik videoyu burada bırakalım arkadaşlar. Kafes sistemi dinamik analizde bu şekilde olduğunu görmüş olduk. İyi günler, kolay gelsin.